Getireyim mikrofonu. Mikrofonu getireyim. Evet, çok değerli üstadlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Her gün Çağ Sanat Kulübü'nde etkinliğimiz var. Dolayısıyla bizleri yalnız bırakmadığınız için ve etkinliklerinizde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere Çağ Sanat Kulübü Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum öncelikle. Orhan Hocam da tabii erken geldi, biraz sohbet ettik. Çok benimsediğim bir şey söyledi. Bir kitaptan alıntıyı kulübümüze çevirdi hocamız. Sanat kulübü cehennemde bir ada gibi diyor hocamız. Gerçekten baktığımız zaman, 34 yılına baktığımız zaman bizlere verilen bayraklar, biz de o yapılan güzellikleri ve gelenekselleşmesini istediğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hemen hemen her gün dedim, gerçekten öyle. Mesela eski Mersin'in yeni hikayelerini çarşamba günü konuştuk. Dün kurucu başkanımızın doğum gününü ve kitaplarını, 21 kitabını derlediği kitapları burada sizlerle, kamuoyuyla paylaştık. Aşağıda yine kütüphanemiz ve kafemiz sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve sağ olsun hocamız güzel bir konferansla bizleri bilgilendirecek. Konferansın içeriğini biliyorsunuz. Hümanizm ya da aklın özgürleşmesine giden yol. Doktor Orhan Özdemir. Ben tabii etkinliklerimizi tek tek saymak istemiyorum ama Haziran ayında gerçekten çok yoğun bir etkinlik olacak. Çünkü sanat iyileştirir diyoruz. Yaşadığımız pandemi, ekonomik sıkıntılar ve bir de deprem hala devam eder. Artçı sarsıntılar, ekonomik bağlamda söylüyorum. Gerçekten bizleri derinden üzüyor. İşte hocamın söylediğine geliyorum. Sanat kulübü cehennemde bir ada gibi. Bunu sürdürmeye kararlıyız. Elbette bu tek başımıza olmaz. Sizlerin desteği de olur. Sizlerin vereceği güçle, manevi güçle olur. Bunun bilincinde olarak arkadaşlarımla birlikte hareket ediyoruz. Bizden sonra da elbette genç kardeşlerimize kulübümüzü emanet edeceğiz. Sonsuza kadar yaşaması anlamında. Orhan hocamızı tanıyorsunuz. Biz 2010 yılında birlikte de çalıştık. Sağ olsun çok değerli fikirleri de vardı. Ve yönetimimizde de çok katkıda bulunmuştur. Şu anda da danışma kurulu başkanımız kulübümüzde. Ben kısaca kendisini tanıtmak isterim. Orhan Özdemir 1953 yılında Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Yeşilova köyünde doğdu. Doğduğu köyde ilkokul öğrenimini tamamladıktan sonra 1967 yılında Saim Beyli Ortaokulu'nu, 1972'de Adana Karşıyaka Lisesi'ni bitirdi. 1974'te üniversite eğitimini görmek için amacıyla Almanya'ya gitti. Aynı yıl Almanya'da çalışan Türk işçi çocukları için ilk kez düzenlenen üniversite seçme sınavlarına katılarak Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1979 yılında bu bölümden mezun oldu. 1980 Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1994'ten 2020'ye kadar Mersin Üniversitesi'nde çalıştı. 2020 yılında emekli oldu. Yüksek lisans ve doktorasını 1996, doktorasını 2003 Mersin Üniversitesi'nde tamamladı. Özdemir'in ilk denemeleri Trabzon'da çıkan Kıyı Dergisi'nde yayınlandı. Daha sonra Çağdaş Türk Dili, Anadolu Ekini, Çağ Sanat Kulübü Bülteni, Turunç, Yelken, Ağaç Kuşu, Yaşam Sanat Dergilerinde ayrıca Cumhuriyet, Yeni Adana, Mersin İmece, Tanık Haber gazetelerinde çeşitli deneme, öykü, makale ve çeviri yazıları yayınlandı. Mersin'de yayınlanan İçer Sanat Kulübü Bülteni ve Yelken dergilerinin yayın sorumluluğunu üstlendi. Özdemir, Almanya'da kardeş kentler arasında düzenlenen Rock 2010 Oberhausen, doğru söyledim değil mi hocam? Edebiyat yarışmasına Mersin temsilcisi olarak katıldı. Yayınlanan eserleri diye devam ediyor. Ve en son şiiri 2021, doğru herhalde söylüyorum, Ay Bulut'ta adıyla çıktı.
Orhan Özdemir resim ve yontu çalışmanın yanı sıra deneme, öykü ve şiir uğraşısında sürdürmektedir. Hemen Orhan hocamıza dönüyoruz. Hümanizm ya da aklın özgürleşmesine giden yol. Sizlerle alkışlarınızla. Teşekkür ederiz. Bu söyleşide aslında sadece söyleşi diye koymuştuk. Bir konferans, başlı başına bir konferans olmuyor. Onu söyleyeyim. Arkadaşlarımızın çok değerli hocalarımız var. Ses gitmiyor galiba. Şimdi? Evet, çok değerli hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Onların da katkıları olacağını düşünüyorum. Burada üstadlar var, Celal Çoğcan gibi edebiyat alanında yetkin. Onların da değerli katkıları olacağını düşünüyorum. Çok sevindim gerçekten böyle bir ekibin olması. Özellikle de ben haftalık buluştuğum arkadaşlara tutuk atmaktan hoşnut olduğumu söyleyebilirim. Her hafta buluştuğumuz arkadaşlarımız Yüksel Bey'e, Faik Bey'e, Ahmet Hoca'ya tabii burada buluşmaktan çok hoşnut olduğumu belirtmeliyim. Şimdi ya bu Temmuz ayının içerisinde şimdi nereden çıktı bu hümanizm konusu diye sorulabilir yani bu sıcakta ne diyeyim ben, nereden aklınıza geldi falan diye sorulabilir. Aslında bu bugünün konusu değildi. Yıllardır üzerinde benim çalıştığım bir konuydu bu. Baktım birçok yerde yanlış anlamalar, yanlış yönlendirmeler olduğunu gördüm. Ben de hümanizmle ilgili İçerisel Anadolu dergisinde başka dergilerde yazılar yazdım. Hümanizm, mesela yeni bir hümanizmin gerekliliği gibi, Mevlana Anadolu hümanisti gibi buna benzer yazılar yazdım. En önemlisi bir sempozyum, Mevlana sempozyumu nedeniyle Hindistan'a gittim. Burada Ali Bilir abimiz de bunu göremiyorum Ali Bilir'i. Ben burada önlerimin arkalara bakıyorum. Ali abinin yönlendirmesiyle oldu bu Hindistan'a gitmemiz. Birisileri işte Türkiye'den birileri var mı Mevlana sempozyumuna katılacak deyince ben de bu yazılarından dolayı ben katılabilirim diye düşündüm. Düştük yollara Hindistan'a falan, Calicut Üniversitesi'ne. Mevlana'yla ilgili bir sempozyumdu. Yine özü Mevlana Anadolu Hümanisti diye ben de herkes gibi savundum. Şimdi tabii benden önce Anadolu Hümanizmi kavramını işleyenler var idi. Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Halik Arnaz Balıkçısı, Azra Nerat gibi hatta Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden kimi öğretim üyeleri bunu savunuyorlardı. Anadolu Hümanizmi diye savunuyorlardı. Bunu da gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunda bazı yanlışlar, yanlış algılamalar, yanlış değerlendirmeler, yanlış çevirmeler gördüğüm için bunu gündeme taşımayı uygun buldum. Çünkü edebiyat kitapları değilse edebiyat kitaplarını topladım bir ara. Baktım hümanizmle ilgili ne diyor? Efendim insanı merkeze almak diyor mesela. Tanım bu kısaca. Hümanizm insanı merkeze almak. Nasıl olacak? Nasıl olacak bu iş yani? Ne yaparsak insanı merkeze almış olur. Bunun yanıtı yok. Şimdi iş edindim tekrar gelirken Türkçe sözlüğe baktım. Hümanizm ne diye. İnsan sevgisi diyor. Şimdi bu da tartışma. Nasıl seveceğiz insanı? Öperek mi sevecek? Kucaklayarak mı seveceğiz? Nasıl bir şey olacak? Tam sıkıntılı gerçekten. Yani bu hümanizm sonu izinde bitiyor ya. Düşünce akımı olarak hümanizmle uzaktan yakından bir ilişkisi yok bu insan sevgisi. Yani insanı sevmek, insan sevgisi falan ilgili değil. Demek ki birçok yerde bu böyle algılanıyor. Sabahattin Eyüboğullar, Vedat Günyollar, Azra Hayatlar bunu böyle aldım. İnsan sevgisi, insanı sevmek falan diye. Sonra da bunu başka yerlere taşıyorum. Bu da tekrar konuşmamın sonlarına doğru, belki ortalarına doğru tekrar döneceğim. Hümanizm ne? Önce bunu biz kendi aramızda nasıl tanımlayalım ona bakalım diye. Hümanizmi anlamak için orta çağı anlamak gerekir. Orta çağa yolculuk yapmak. Orta Çağ'da feodal dinsel yönlendiriciliğe bakmak gerekir. İnsanların
kul olarak göründüğü bir ortama bakmak gerek. Çünkü kulluk ilişkisi var. Bu dünya fani, insanlar ancak öbür dünyada mutlu olabilirler. Mutluluk orada var, burada işte yok gibi bir anlayış var sürekli. Yani Tanrı odaklı, her şeyi Tanrı belirler. Tanrı'nın dediği olur. Buna benzer bir bakış açısı var. Yani dinsel feodal ittifak da bunu düzenliğe kurar felsefesine. Dolayısıyla insanları yönlendirme çabası da bu yönde olur. Cezalandırır, günahları vardır insanların, herkes kendine göre, kilisenin kendine göre işleyişi vardır ve insanlar aleyhinedir genellikle. Bir yararı yok. Bunu hazırlayan etkenler de var tabii. 16-14. Yüzyıl civarında söz gelimi veba salgınları, çok sayıda, yüz binlerce belki insanın ölmesi başka bir sorun getiriyor gündeme. Yani çok sayıda insan ölürse nasıl olacak? Kilise de var, Tanrı da var ama insanlar ölüyor. Soru sormasını neden? Öyle ya. Nasıl ölüyor Tanrı var, koruyacaksa insanları nasıl koruyacak? Neden bu kadar ölüyor, neden çözümsüz diye soru görür biçimde. Birisi bu. Yani soru sormanın, insanların, halkın soru sormasını biçimlendiren etkenlerden birisi veba salgınlarının olması. Bir başka şey, pusulanın kullanılıyor olması, icat edilmiş olması, artık Batı'da da kullanılıyor olması. Pusulanın kullanılmasıyla gemi tekniğinde değişik düzenlemeler yapılabiliyor ve uzak ülkelere gidilebiliyor. Dolayısıyla başka Avrupa'nın dışında, kapalı olan ortaçağ Avrupa'nın dışında başka dünyaları tanıma, görme fırsatı oluyor. Gidip gören insanlar dolayısıyla geldiklerinde diyorlar ki ya bu başka dünyalar var, başka güzellikler var. Yani Avrupa'da sınırlı anlatılan, kilisenin anlattığı gibi bir dünya yok. Başka güzellikler var demeye başlıyor. Bir etken de demek ki başka ülkelerin tanınması oluyor. Bu feodal ittifaka karşı çıkışı biçimlendiriyor bu gezip görmeler. Başka ülkeleri, başka dünyaları tanınıyor. Bir başka etken de İtalya'ya giden Arap ya da Türkler üzerinden de Türkler üzerine giden bilgiler, antik Yunan'a ait bilgiler 14. yüzyılda bu da gerçekleşiyor. Yani Araplar aracılığıyla antik Yunan, antik döneme ait bilgiler, o dönemki antik Yunan kültürüne ait bilgiler bir biçimde İtalya'ya ulaşıyor. İtalya'da, üniversitelerde, şurada burada inceliyorlar, yine de gözden geçiriyorlar. Bakıyorlar ki antik Yunan'da şimdiye kadar fark etmedikleri bir olay var. Şimdiye kadar bilmedikleri bir dünya var. Her şey başka yöntemlerle algılanmaya ve sorgulanmaya çalışılıyor. Zaten biz biliyoruz, antik Yunan aydınlanması kavramı kullanılıyor. Yani o dönemde de insanlar aşağı yukarı doğru sorular sormak çabası içerisinde, doğayı anlama çabası içerisinde bilimsel düşünmeye yakın sorular sorarlar gerçekten. Bu da önemli bir etken oluyor. Yani antik Yunan'ın tanınması. Diyorlar ki ya bak bizim halimize bakın, antik Yunan'da tanrılar bile insan olarak tasarlanmış. Yontulara bakıyorsunuz, hepsi tanrılar, hepsi insan neredeyse. Evet, Zeus'a bakıyorsunuz, aksakallı ya da çok gür sakallı, baba git bir adam. Başka tanrılar, güzel bir tanrıçası mı diyorsunuz, tanrısı mı? Hepsi insan biçiminde tasarlanmış. Ve bir düşünüş biçimi var. Herkesin bildiği, tahmin ettiği, ne diyorlar? Her şeyin ölçüsü insan. Antik Yunan'da bu kavram önemli. Her şeyin ölçüsü insan olarak düşünüyorlar, tanımlıyorlar. İnsan bu kadar değerliyken antik Yunan'da, şu orta çağdaki alemize bakın falan gibi sorular yönetmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla giderek bu uzak ülkelere gezilerden mal getirip satan İtalya'ya, kent soylular, paralanan, zenginleşen kent soylular türüyor. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyorlar. Yani burjuva ortaya çıkıyor bir biçimde. Bunlar da önemli bir etken. Tabii bunlar da kendilerine göre taleplerde bulunuyorlar.
zenginleştikçe de feodal refe kendilerine pay istemeye başlıyor. Bizim de bir statümüz olsun. Neden biz dışarıdayız? Bizim de paramız var. Bizim de yeteneklerimiz var demeye başlıyorlar. Şimdi buradan bu kadar daha fazla bile sayılabilir belki. Bunlar arasında burjuva bireye böyle tanımlıyor bilim adamları. Bireysel özgürlük, aklın işlenmesi, aklın kullanılması burada kastetilen daha çok burjuva bireyin özgürlüğü diye tanımlanıyor. Akıl nasıl olacak? Kendi aklının kullanılması. Tabii Tanrı'ya ancak Leo Schiltz'in deyişiyle Tanrı'ya şirk koşarak bunu yapabilecekler. Yani Tanrı'yı devre dışı bırakarak bu aklını kullanabilecekler insanlar. Bu nedenle derler ki efendim Tanrı insanı yaratmakla mükellef. Ondan sonra aklımız bizim kendimizi kullanması gerekiyor. Kendi aklımızı kendimizin kullanması. Yanlışlar da bizim, doğrular da bizim. Neyse o bize ait olması gerekiyor. Tanrı'yla bir ilişkisi yok demeye başlıyor. Evet, bu çok önemli bir ayrım tabii. Bu aklını kullanma, biliyorsunuz yüzyıllarca sonra aydınlanma dönemine varan şey, Kant'ın kullandığı, kendi aklını kullan, yetmezliklerinden kurtulmak için dediği olay tablolarla başlıyor. Yani 14. yüzyılda başlıyor. Demek ki 18. yüzyılda, 400 yıl sonra yeniden işlerini kazanmaya başlıyor. Evet, bu hümanizm konusunun burada görüldüğü gibi Tanrı'ya şirk koşmak olarak görüyoruz. İnsanı Tanrı'dan ayırmak, Tanrı'nın yerine koyup geçmesi. Yani insan günlük işlemlerini yaparken bu inanmamak falan değil, öyle bir şey değil. Ben günlük işlerimi yaparken buna ihtiyaç duymuyorum. Yani kendi aklımda ne yapacaksam yapacağım mantığı burada egemen oluyor. Şimdi burada hümanizm böyle bir şey. İnsanı yüceltme dediğimiz şey, insanın aklını kullanması, özgürleşme çabası diye anlamak gerekecek. Hümanizm böyle bir olay. Ama belki bizdeki hümanizm anlayışına bakıldığında buna tasavvufçulara katıyorlar mesela. Mevlana, Anadolu, hümanist falan derken bu türden şeyin de var. Bir Sovyet Türk oğlunun adını anımsayamadım. Anadolu Hümanist'in Mevlana diye kitabı var. Başka kaynaklarda da bu böyle. Mesela Pir Sultanlar göndermeleri yapılır. Bunda da temel motif işte Mevlana'nın söylediği ne olursan ol gel. Mecusi olsan da, putperest olsan da gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir gibi cümleleri var. Mevlana'nın genel olarak şiirleri bu özde yürürler. Tabii Yunus Emre'nin de çok sayıda şiiri içerisinde kamu alem birdir bize. Biz insanları ayırmayız gibi şiirleri var. İnsana özgü şiirleri var gerçekten. Çok da güzel şiirler var. Fakat bunların hümanizmle bir bağlantısı var. Benim tartıştığım konu bu. Hümanizmle bir bağlantısı olabilir mi bunların? Olmadığını düşünüyorum. Hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını düşünüyorum. Yıllarca önce, demek ki kaç tarihli bu? 10 Temmuz 1987 Cumhuriyet'te Melih Cevdet Anday'ın şöyle bir yazısı var. İnsancılık mı, insancılık mı diye bir yazısı var. Yok, çok değerli bir yazı. O zaman saklıyorum bunu. Gerçekten çok yönlendirici ve çok değerli. İnsancılık mı, insancılık mı? Şimdi, hümanizmin çeviri karşılığı izim, biz de biliyorsunuz cılıkla biter. İnsancılık, izlenimcilik, Marsçılık ya da Hegelcilik neyse. Bir izm anlatır. Ama insancılık bir sıfat. Ama ne kadar iyi insan derken biz bunu kullanırız. İnsancılık derken. Demek ki ikisi arasında bir yakınlık yok. Farklı şeyler bunlar. Hümanizm bir düşünüş sistemini, düşünüş biçimini, edebiyatta bir yardımı anlatır. Özelliklerini koyar tartıştığımız gibi. Ama İnsancılık, onun iyi yürekli olduğunu anlatan bir sıfat. Çok iyi yürekli, çok güzel plan. Bunun ikisi arasında fark var. Dolayısıyla Melih Cevdet tek atılmamak mümkün değil. O da bunu fark etmiş. Yani kavramın yanlış kullanıldığını fark etmiş bir biçim. Fikir uzun uzun yazmış gerçekten. Okunmasını dilerim, yönlendirici bir yazı. İnsancılık mı? İnsancılık. Dolayısıyla bizim insancılar diyelim
Bedri Rami'den, Vedat Günyol'dan, Azra Erat'tan başlayarak daha başkaları da eklenen Ali Karnas Balıkçısı da var işin içerisinde. Onların söyledikleri daha duygusal bir yaklaşım. Yani insancılık, Anadolu insancılığı falan derken bunları bu şekilde gündeme getiriyorsa asıl humanizme bir bağlantısı yok. Duygusal olarak bir bağlantısı yok. Duygusallıkla bir ilişkisi yok öbürünün. Sınıfsal bir çıkış bir taraftan, ne bileyim ben orta çağa karşı çıkış, meydan okuyuş, insanı Tanrı'nın etkisinden kurtarır. Yani orta çağdaki feodallerin kullandığı, sırf onu kullanarak insanları baskıladığı ortamdan kurtarmak, kendi aklıyla baş başa bırakmak. Humanizm böyle bir şey. Ama burada o söz konusu değil. Bu nedenle tasavvufçuları tasavvufçu olarak değerlendirmenin daha saygın bir şey olduğunu düşünüyorum. Tasavvuf çok değerli bir şey gerçekten. Neden hümanizme yamamak istedikleri çok anlaşılmış bir olay değil. Gerçekten tasavvuf başlı başına incelenmesi gereken çok değerli. Değerli bakış açıları var. Belki başka bir tartışmanın konusu olabilir. Tasavvuf nedir ne değildir diye. Ama hümanizmle bağlantısı yok, insancılıkla bağlantısı var. Yani insanlara sevgi duyan, sevgi gösteren, iyi yürekli diye tanımlayabileceğimiz bağlantısı var. Benim burada söylemek istediğim ağırlıklı olarak bunun farkına varılması. Yani şeyi de bu insan sevgisi olarak Meriç Evlet de buna gönderme yapıyor. Bu sevgi ucu belirsiz bir sevgi. İnsan sevgisi nasıl sevebiliriz? Böyle değil. Gördüğünüz gibi humanizm baştan sona bir düşünüş içinde, kendi kuralları içinde. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. 14. yüzyılda ortaya çıkan bir düşünce akımı, bunun da sınırları var. Yani bugüne kadar taşıyamazsınız humanizm. Bugün öyle bir şey yok. En son ucu 16. yüzyılda Almanya'da görülür humanizmin. Erasmus vardır, Hollandalı da olsa Alman kökenli. Luther humanistler arasında değerlendirilir. Niye? Orada da dilin laikleştirilmesi var. Humanizmin en önemli çıkış noktalarından birisi dile yüklenir. Zaten ulus devletlerin ortaya çıkıp bayağı ucunu göstermesi de o dönemdedir. Dil, yani yerel diller, ulusal diller yavaş yavaş uçuyor, başlarına. Dolayısıyla dilin laikleşmesi diyorum, benim kavramım, koyduğum kavram bu. Neden? Çünkü dil, Latince içerisinde dini açıklamalarını hep tanrısal bir olay olarak görülür. Oysa yeni dil, ana dilin günlük yerel dillerde ne varsa, İtalyanca mesela, Almanca, Mahsuni'nin deyişi de ey Arapça okuyanlar, Allah Türkçe bilmiyordu diyor ya, Luther de aynı şeyi söylüyor. Daha önceki humanistlerin yaklaşımında bu, evet, Latince değil, Allah, İtalyanca da bilir, Rusça da bilir, her dilden anlar. Neden Latince'ye sıkışık kalıyor? Bu anlamda dilin layıklı, ben öyle tanımlıyorum. Dilin layıklaşması, dilin işlerlik kazanması diyorum. Bu da dilin bir kimlik kazanması da 14. yüzyılda böyle uç verir. Ulus devletlere giden yolu açar. Dil, tabii aynı zamanda ulus devletlere giden yol, Marksistler öyle tanımlarlar. Ulus devlet aklımda kalan kapitalizmi şafak vaktinde oluşur. Denilen şey bu. Yani yavaş yavaş insanlar kendi dilini kavruyor. Çevresinde konuşabildiği, tarihsel olarak o birlikte olduğu gruplarla bir araya gelme çabası içerisine giriyor. Giderek gelişiyor ve ulus devletlere dönüşüyor zaman içerisinde. Şimdi dilin bu etkisi, ayrışması ulus devletleri hazırladığı gibi aydınlanmanın da temel sloganlarından birisi o. Aydınlanma çağını temel sloganlarından birisi oluyor dil. Evet, dil ne için var? İletişim için var. Ondan sonra dil düşüncelerimizi layıkımızın deyişiyle layıkımızın başkalarına aktarmak için, anlaşabilmek için var. Demek ki aydınlanmanın da temel sloganlarından birisi oluşturuyor. 14. yüzyıldaki bu çıkış da oralara kadar geliyor. Artık ulus devletler falan kurulabiliyor. Şimdi burada Kemal Tahir ile Vedat Günyol'un bir çekişmesi diye okudum bir yerde. Şimdi Vedat Günyol falan hümanizmden söz ederken Kemal Tahir diyor ki ya diyor o 14. yüzyılda kal. Hadi bile Vedat 16. yüzyıl. Bugün bunun şeyi yok diyor.
hümanistleri de görürsünüz, emperyalistlerin sömürgelerini de görürsünüz. Onu görürsünüz diyor. Artık bugün hümanistlik olan yok, öyle bir kavram yok. Bitti, dönemsel olarak bitti, kolay. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu söylediği için Vedat Güngör kırılır mı? Hatta küserler falan. Sonra öldükten sonra da çok ağlar Vedat Güngör, üzülür. Kemal Tahir çok doğru söylüyor. Gerçekten hümanizm bitti. Yani bire burjuva bireyin özgürlüğü falan istekler öyle yürütülürken o bireysel kazanım o bireyi nereye taşıdı? Tekerlere taşıdı bugünkü. Kapitalist tekerlere taşıdı. Artık böyle hümanist falan olay yok. Yani biz bunu bugün keyfi olarak istediğimiz gibi kullanamayız. Kavram olarak kullanamayız. O bir döneme ait özel bir kavram ve bitmiş durumda. Aydınlanma düşüncesinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Aydınlanma sözcüğünün de kavramının da zaman zaman yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi tarihi açıklarken tarih nasıl tartışıyoruz tarihi? Bölümleyerek belli aşamalarda da mesela yontma taş devri bir dönem. Dönem aralığı var yani. Cilalı taş devri falan diyorsunuz. Geliyorsunuz belirlerde işte hümanizm, aydınlanma çağrısı, yani böyle bölümlerseniz gayet anlaşılıyor. Şimdi aydınlanmayı 18. yüzyıl olarak değerlendirir. Bütün sosyal bilimciler böyle derler. 18. yüzyıl. Batı aydınlanması. 18. yüzyıl hocam. Şimdi 18. yüzyıl bittikten sonra başka düşünüş biçimleri gelir. Mesela romantik akım gelir. Almanya'da romantik akım baskındır gerçekten. Hani bir de aydınlanmaya karşı çıkarlar. Derler ki ya hep de matematiksel düşünemeyiz ki yani fen bilgisine göre düşünemedik. Duygularımız da var diye. Böyle bir akım çıkar. Ayrı bir tarafı. O da çok uzun tartışılması gereken kavramlardan bir tanesi. Hatta bazıları bu romantik düşünüş biçimini devrim olarak adlandıranlar da var bu biçimde. Çünkü ulus kavramını biçimlendiren en önemli etkenlerden birisidir romantizm. Romantik kavramlar öyle bir şey. Demek ki bugünü de başka bir şeyle değerlendirmek gerekir. Ne var? İletişim çağı, uzay çağı ya da ne diyorsak adına yeni adlandırmalarla onu tanımlamak gerekiyor. Aydınlanmayı bazen bir katıldığım bir toplantıda sanırım profesör bir hocamızdı Niyazi Ceylan olabilir adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de moderatördüm. İçerisel Ad Kulübü adına moderatörlük yapıyordum. Tabii izleyici olarak onu dinledim. Niyazi Hoca anlat. Dedi ki ya Türkiye'de aydınlanma tamamlanmadı. Şimdi bu tamamlanmadı lafına taktım. Allah Allah nasıl tamamlanacak? Bittikten sonra konuşması söz istedim. Dedim ki ya hocam düşüncelerinizin birçoğuna katıldım. Ama dedim Fransız devrimi gerçekleştiğinin ertesi günü bütün Fransızlar aydınlanmış mıydı? Böyle bir soru yönetti. Bu süreçsel bir şey zaten. Aydınlanmayı bir günde yarın hemen aydınlanmış olarak göremezsiniz. Böyle bir şey olmazsa, hayatta olmazsa böyle bir şey. Mümkün değil. İşin düşünmenin doğasına aykırı bir şey. Dolayısıyla bu bir süreç işi, bir hareket işi, kadro hareketi işi. Aydınlanma başlamıştır ama etkileri devam ediyor, tartışılıyor. Fakat aydınlanmayı yine de 18. yüzyılın dışına taşıramazsınız. Bizde işte Tanzimat başlanmışları, belki de köy enstitülerinin kapanışına kadar olan dönemi, bazı yazılarımda da ben bunu belirttim. Aydınlanma dönemi, Türk aydınlanması dönemi adlandırmak mümkün olabilir. Yani sınırsız değil. Çağ değişti, gün değişti, her şey değişti. Tanzimat başlangıçlarıyla köy enstitülerinin kapanışını bir aralık olarak değerlendirebiliriz aydınlanmayı. Yani bunun da kavram olarak doğru tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki bunu niye tartışıyoruz? Bunun yararı bugün ne olur diye bir soru gelebilir. Neden? Bugüne etkisi ne olabilir diye sorabiliriz. En azından bugün hümanizmi aramayız. Kavram doğru anlaşılırsa. Yok böyle bir şey yok. Edebiyatta, sanatta, başka yerde karşımıza çıktığında ne kadar ne iyi insansın diyebiliriz belki. Ne kadar insancıl diyebiliriz. Ama sen hümanistsin dersek sıkıntı yaşarız. Yani o günkü hümanizm kavramının biçimlendiği dönemde bir ilişkisi olmaz bunun. O açıdan önemli. Buradan da şuna gelmemiz gerekebilir bir sonuç, başka bir sonuç. Efendim, bugün ne yapmamız gerekir? Hümanizm yoksa, aydınlanma dönemi bitmişse, bugün de bir yerde yaşıyoruz yani. Ne yapacağız şimdi?
Naz'ın dediği gibi haşirin ben kimi uğraşıyorum noktası. Evet, ne yapacağız? Ben o zaman düşünceme göre sonuna kadar demokrasiyi savunacağız. Savunamazsak eğer başa dönüşü isteyen insanlarla karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi. Daha 14. yüzyıla gitmek isteyen insanların egemenliğiyle karşılaşıyoruz. Onu istiyorlar yani 14. yüzyıl. Daha bile geriye giden, yüzünü peçete taktım diyen de var. O bile daha gerilerde diye düşünmek istiyorum nedense. Bunlara bir şey demeyiz, sesimizi çıkaramayız. Eğer bunların kavramların farkına varamazsak, demokrasinin nasıl savunulması gerektiği konusunda da önemli sorunlarımız olur diye düşünüyorum. Daha söylenecek bir şeyler olabilir belki. Ben belki katkısı olacak olan arkadaşlarımız, hocalarımız olabilir. Şimdilik burada nokta alıyorum. İnsanın merkeze alındığı, dünyayı anlamak için insanı merkeze almalıyız. Bu şekilde özetleyebileceğimiz bir yargıya dayanıyorum. Tasavvufu şöyle anlıyorum. Tanrı'dan ötürü insanı sevmeliyiz. Yani Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü. Yani tasavvufta Tanrı merkezde. Algılamanın, yorumlamanın merkezinde yer alıyor. Hümanizmde Tanrı devre dışı bırakılıyor. Tanrı biraz... Evet, çok önemli bir fark var. Doğru anlıyorum. Tabii doğru. Doğru çünkü tasavvufçular Tanrı'ya ulaşma çabası içerisinde. Yani hepsi de Yunus Emre'nin bana seni gerek seni dediğinde Mevlana'da bütün mezhebi okursanız var yok Tanrı'ya ulaşma çabası. Şimdi öbür hümanistlerle nasıl yakınlaştıracaksınız? Biri ayrıştırmaya çalışıyor, birisi Tanrı'ya arıyor, ona kavuşmaya çalışıyor. Farklıdır. O yüzden tasavvufçuları kendi içinde tasavvuf diye bir şey konulmuş. O kavram içerisinde değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok da saygın bir şey. Bazı çok önemli özellikler olduğunu biliyorum tasavvufçuların ve ben gerçekten severek de okuyorum. Çaldığım türkülerde, sazda çaldığım türkülerin çoğunda tasavvuf etkisi var. Onu seviyorum ben. Ayrı bir şey gerçekten. Hocam Tanrı'yı niye arıyorlar tasavvuflar? Dönemli özellikleri işte çünkü doğanın ancak Tanrı yoluyla anlaşılabileceğini düşünüyorlar. Bütün kutsal kitaplarda böyle, o Tanrı olmaksızın... O bir zihniyet meselesi. Efendim? Bir zihniyet meselesi. Hayır, zihniyetten çok. Öyle algılıyorlar o dönemin insanları. Mesela kutsal kitapların ortaya çıkışı bir gerekçeyle çıkıyor. Mesela Kur'an'ı düşünürsek, nasıl ortaya tanrısal bir güç, ayetler iniyor, geliyor önümüze falan. Buna benzer şeyler. Dolayısıyla bu bir dönemle ilgili bağlantı kurarak açıklamak nasıl insanlar efsanelere inanıyorlar? Bir efsane dönemi diye tanımlanıyor bu dönemde. Yani toplumun efsanelerle mesela, bir şeyleri kavramaya çalıştığı dönem. Efendim? 1000 yıl önce mesela, 2000 yıl önce Türk şeye tapıyorlarmış, taşa toprağa neyse, güneşe, aya, yıldıza, yani her zaman nakarat konuşmalarımız var. Sonra bu inançlar değişmiş, sahaya kalmışlar. Sonradan başka bir tanrı bulmuşlar insanlar. Yine el kalmışlar Hindistan'da, şurada burada. Şimdi bizler de bir tanrı kavramı içerisinde kafamızda tanrımızda. Evet, şimdi başka da çaresi yoktu bence. Tanrı fikri çok kötü bir fikir değil. Gerçekten başka seçeneğimiz yok. Bilimsel bir açıklama yok. Buluşlar yok. Ama demokrasiyle ilgili bu mesele. Hayır. O zaman demokrasiyle falan da ilgili değil. İnsanlar sadece doğayı anlamalı bir yol olarak görüyorlar. Neyle yorumlasın? Mesela niye yıldırım düşüyor? Yağmur nasıl yağıyor? Bunu bilmiyor. Nedenlerini bilmediği için de bir güce, kendini de tanımadığı bir güce havale ederek onu anlatmaya çalışıyor. Bir çaba, yani anlatma çabası. Yağmur babasına çıkıyor. Evet. Erdem de var bunun örnekleri. Doğru söylüyorsunuz, evet var. Yağmur duası. Efendim Fahri Bey. Şimdi aklın özgürleşmesinden bahsettiniz. Evet. Şimdiki eğitim sisteminde, bugünkü eğitim sisteminde, ben de emekli öğretmenim, aklın özgürleşmesi diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Gençlere verilen eğitimde aklın özgürleşmesi diye bir eğitim sistemi olmadığını düşünüyorum. Sizin anlatımlarınızdan çıkardığım bu. Bizler bundan işte 40-50 yıl önceki eğitimlerimiz şimdiki zamandan çok daha güzel bir eğitim
aldık biz. Köy enstitülerinden sonra öğretmen okulları açıldı. Öğretmen okullarında, ben derim ki öğretmen okulları köy enstitülerinin bir devamıydı. Çünkü biz turşu yapmayı öğrendik, köyde kümes yapmayı öğrendik. Köyde bu yapılacak olan bütün grafikleri, sınıftaki grafikleri, boy grafiği, mevcut grafik, bunları kendimiz yapardık. Mevsim şeridi, tarih şeridi. Bunun dışında müzik, bir şey çalardık. Bir alet, müzik aleti çalardık. Resim yapardık, iş bilgisi yapardık. Çocuklara toprağı işletmeyi öğrettik, işlemeyi öğrettik. Yani köy enstitülerinin bir devamıydı öğretmen okulları. Ama şimdi ben öğretmen olanlarda bu birikimlerin olmadığını, hatta şimdiki yetişen gençlerde aklın özgürleşmesi diye bir eğitim verildiğini göremiyorum. Evet, bunun için ne yapabiliriz? Bunu mu kapattın? Hocam bir müjde vereceğim. Okullara Kur'an-ı Kerim dersi geliyor. Teşkilatları da imam olacak. Haberiniz olsun. Ben o topu hocama attım. Ben iyice korkalım. Ben şimdi... Peki, teşekkür ederim. Hocam sonra daha kötü iyi olur gibi. Olur. Madem. İnsanlar. Şey gerekiyor. Biraz ayakta. Olur. Ondan bir yüz yüze o zaman. Şimdi eğitim kurumunda çalıştığım için hemen soruyu bana yönlendirdiler. Bugünkü eğitim, Orhan Bey'in hayalindeki dünyayı kurmak için elverişli mi? Bu soruların yanıtı hepimizce belli. Fakat bunu iyileştirmeyi geçmişte mi ararız? Yoksa bugüne mi odaklanalım, yarına mı odaklanalım sorusu? Ders almalıyız. Değil mi? Yani geçmişte takılı kalamayız. Zaten Orhan Bey'in özellikle uygulamaya çalıştığı şey şu. Yani biz belli kavramlarla, geçmişteki kavramlarla bugünü açıklayamayız. Belki kavramakla ilgili hem Orhan Bey'e de kısmen itiraz niteliğinde olabilecek bir şey söylemiş olayım. Hareket halinde olan bir şeyi kavradığınız zaman, kavram bu, hem geçmişi hem geleceği kendi içinde barındırır. Dolayısıyla tarihsel bölümlemeler tarihi anlamak için doğru bölümlemelerdi. Fakat kavramlar tarihte bir yerde saklı olarak durmazlar. Yani bugün hümanizmin getirdiği kazanımlar, kültürel üretimler bir anda, üretildiği andan itibaren sonra da yaşamlarını sürdürürler. Başka bir biçimde varlıklarını sürdürürler. Dolayısıyla bugün hiç hümanizmden söz edemeyiz vurgusu biraz eksik kalır gibime geldi. Ama belki ondan sonra belki bu bağlantı Orhan Bey bir şeyler söyleyebilir. Şimdi eğitimle ilgili, eğer eğitimi kişinin kendi dışına çıkma arayışı olarak algılarsak, bugün kişinin kendi dışına çıkma imkanları çok fazla, fakat denetimsiz, fakat plansız. Bunu nasıl biçimlendireceğiz sıkıntısı var. Yani kişinin kendi dışına çıkma arayışı ve başkayla buluşması olarak eğitim. Son 3 yılda zaten bu hiç yok. Yani buluşmanın ve bulaşmanın gerçekleşmediği bir eğitim ortamı şu anda. Dolayısıyla elbette ki haklısınız. Bırakın akılcılığı. Yani var olan bilginin de sorgulanmadığı, tartışılmadığı bir ortam. Ha, bütün bunlar yarına umutla bakmamızı engeller mi? Hayır. İnsan iyi ve güzeli talep edebilme yeteneğine sahiptir. Aydınlanma felsefesiyle Kant'a ilişkilendirirsem, çıkar gözetmezlik ilkesiyle hümanizmi ilişkilendirebiliriz. Daldan dala atlıyorum. Yani beklentisizce insan olduğu için kimi hakları elde etmesine belki insancılık diyebiliriz. İnsancılık ise, insancılık biraz şeyde bizden şunu talep ediyor. Biyolojik varlıktan insana dönüşmeyi talep ediyor bizden. O zaman seni sevebilirim gibi bir zorlukla karşı karşıya.
aslında insancılık biraz daha fazla talep eden bir şey. Değil mi? Hümanizmin kendisi sırf insan olmaktan kaynaklanan hakların sende var olması, bu da temel insan haklarıyla özdeşleşmiştir. Eğitimle ilgili bugün tartışacaksak, artık bilgi odaklı eğitimin öğretmenden koparıldığı bir dönem. Bugün bilgi her yerde var. O zaman öğretmene ne ihtiyaç var? Ben korsan bir bildiri sunmamak için gücümü de söyleyip bırakayım. Hocam bir bilgi yetmez ama eğitim de gerekiyor. Elbette de. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer öğretmen bilgiyi aktarma göreviyle kalacaksa şu anda zaten bilgi yetkinliği kendisinde değil, otorite o değil. Bilgi her yerde. O zaman bilginin her yerde bulunmayan yönü bugünkü öğretmenin rolü olmalı. Var olanların ilişkilendirilmesi, ufuk çeşitliliği ve ilişkilendirme, çıkarımlama yeteneği. Bu da ancak insanların buluşması, kesişmesi ve eğitim ortamlarının yaşam alanına dönüştürülmesiyle mümkündür ki şu anda bu yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Burada bırakayım ben. Hocam neden yok? Bulması gerekiyor. Şimdi pardon, bir şeyi açıklamam gerekiyor. Arkasından dolayı teşekkür ediyorum Fahim Hocamıza. Ben şunu açıklamak istedim. Kavram olarak humanizm, yani sosyal bilimlerde şurada bir diğer alanda açıklamaya çalıştım. Söylediği gibi çok doğru. Birden bitmez. Yani günden çıkaracağımız çok şeyler var. Ben bunu köye söylediğimle ilgili, köye söylediğimle ilgili bir yazımda da bunu özellikle belirtmeye çalışmıştım. Köye söyledi bir olanak. Yani bugün değerlendirirsiniz. Hümanizmden sonuçlar çıkarırsınız. Başka ne varsa geçmişte alıp yeniden masaya yatırabilirsiniz. Bu noktada teşekkür ediyorum. Takdirçiniz. Evet Ahmet Hocam. Aslında gelirken ya Orhan Hoca keşke az konuşsaydı dedik. Çok az konuştu. Çok teşekkür ederim. Kendilerimizle anlaştı. Soru sormayacağız. Takdir etmeyeceğiz. Bir an önce işte oyunumuza döneceğiz. Ama arkadaşımız bozdu olayı. Şimdi sizin sorunuza gelince ben eğitimi şöyle görüyorum. Enerji dönüşür, özgürlük artar ya da entropi artar. Yani su buharlaşır işte, bir bardak suyu orada bıraksa o buharlaşır. Siz öğrenciyi sürekli şerit olmasınız, arasında tenezzül çıkarmanız lazım. Yani özgür olması lazım. Enerji nasıl dönüşür? Çocuk hareket ederse, siz el işi yaptığınız işte duvarlara dört mevsimi yazdınız, enerjiniz dönüştü. Köy enstitülerinde, öğretme okullarında bu iki faktör başarttı. Yani sabahleyin çocuklar kalkıyor, folklor oynuyorlardı. Kendi işlerini yapıyorlardı. Ranzı tamamını yapıyorlardı. Beceri kazanıyorlardı. Evet. Dolayısıyla özgürdüler. Bir hedefi vardı. Ama benim anlamadığım şu, bu yüzyılda işte İzmir'de müftülükle efendim milli eğitim anlaşıyor, okullara imam gönderiyorlar. Şimdi bu aslında karşı çıkması gereken nokta burası. Bu karanlık onları da yakacak, bizi de yakacak. Yani Toros ormanları tutuştuğu zaman, işte Mersin'deki ormanlar yanmamazlık yapmaz, tutuşur. O nedenle bence eğitim nasıl olmalı? Eğitim doğal olmalı. Bu aslında bizim mayamızda var. Doğallıktan kasıt nedir? Bir işe başlamak çok zordur. Kağıt da kendi kendine tutuşmaz. Onu çarpmakla yapmak lazım. İnsanı da çalışmaya sevk edebilmek için onu sürekli güdülemek gerekir. Ki çalışsın. Çalışmak tıpkı kağıdın yalnızca öbür kağıtları yakması gibi çalışmak da kendini sürekli çalışmaya verersin. Eğitim bu amaçla, bu felsefede olmalı. Üreten, özgür evet, kılan ve enerjisini yani dönüştüren. Evet, evet. Ama bu imam mekteplerine benim bir türlü aklım ermiyor. Şimdi hitiklere bakıyorsun, 1000 tane var, 1000 tane enflasyonu, bu teke düşüyor. Tabii bunu sizler daha iyi bilirsiniz de. Bu yüzyılda hala
Öğretmenlerin elçisi olarak okullara imam göndermenin veya bu öğretilerin öğrenci beynine efendim girmesi için imam gönderilmesinin bir anlamını ben kavrayamıyorum. Bir de bakıyorsun düşüncelerine hep yani yuvarlak bir şey görseler bunların abdest bozuluyor. Ya bu nasıl bizim dışında bir ahlakları yok onu da anlamak bir şey çekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Abdestin. Ben tekrar konumuza gelmek istiyorum. Şimdi siz humanizmi aslında aydınlanma aydınlanma misyonuna gittiniz. Hayır, başlangıçları aydınlamanın biri 14. yüzyıl, aydınlanma 18. yüzyıl olarak. Anadolu'daki humanizmin kaynakları da aslında bir heterodoks yapı içindeki bir akıttan bahsediyoruz. Buradan Mevlana'ya geçip Anadolu humanizmi içinde bir dönemli misyon yüklemek burada ben açıkçası karşı çıkıyorum. Yani çok sefaklı bir durum değil. Anadolu humanizmine bahsedeceksek bu heterodoks yapıyı da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Yani bizim şimdiye kadar anladığımız humanizm daha çok sizinle bahsettiğiniz okullar açılışında Anadolu'daki teolojik zemindeki humanizm olarak algılıyorduk. Şimdi başka bir anlam ödemiş olduk. Bunu da eğer açıklarlarsa değerli ustalarım. Anadolu humanizmini değerlendirirken tabii bir iddia da Batılılar nasıl antik Yunan kültüründen besleniyor, değil mi? Humanizmi yönlendirmek için o kaynaklara başvuruyorlar. Bizimkiler diyorlar ki, efendim antik Yunan Anadolu'da. Asıl kaynaklar Anadolu'da. Dolayısıyla humanizmin kaynakları da burada diyorlar. Şimdi bu böyle de olsa doğru, yani antik Yunan geçerliyse doğru. Fakat humanizm kavramı başka bir şey. Yani nereden bakarsak bakalım Batı'da, İtalya'da ortaya çıkan bir düşünce akımı ve gelişi Orta Avrupa'ya 16. yüzyılda Almanya'da görülüyor filan. Oralara uzanmıyor. Demek ki antik Yunan'ın sizde olması düşünceme göre hümanizm nedeni değil. Antik Yunan'da insanlara özgü bir tanrı. Evet. Her şeyi insan olarak tasarlıyor, düşünüyorlar. Sorun yok. Ama bu izin ne zaman ortaya çıkıyor? Düşünce akımı olarak 14. yüzyılda İtalya'da çıkıyor. Onu anlatmaya çalıştım ben. Antik Yunan Anadolu'da olduğu da doğrudur. Bu kaynaklar burada. Fakat siz bunu buna Batı kaynaklı yamamaya çalışmanız sıkıntı. Yani iddialar ben de diyor hümanizm, bu bende diye meydan kalıyor. Niye sen de o zaman tasavvuf var kardeşim, ne güzel onu işlesene. Ya onu başka boyuta işleyerek ulaştırabilirsin, kavramlaştırabilirsin. Hümanizmden çok daha değerli sonuçları olacaktırsın ben. Yok onu yapmıyor. O kavramı illa kendine biçimlendirmeye çalışıyor. Bu başka şeyler de var. Yani ne diyeyim, Batı'dan aldığınız bir takım kavramların yamanması genellikle bu biçimde oluyor. Eksik yedik, anlaşılmıyor. İşte anlattığım gibi sözlük karşılığıyla yetiniyor mesela. İnsan sevgisi falan diyor. Eksik bu. Laiklik de öyle mesela. Laiklik yine devlet işlerinin ayrılmasıdır. Dediğiniz zaman her şey yok ki laiklik. Bu ta 14. yüzyıldan başlayıp 18. yüzyılın sonuna kadar uğraşın sonucu, bir kavganın sonucu ortaya çıkan bir kavga. Öyle bedava hemen ben dinle devlet manifestoloji vezir cevap ortadan yırttım. Yarısı devlet, yarısı din gibi bir olay değil aslında. Yani düşünsel arka alanlar var. Bunu o boyutuyla anlamak gerekir. Evet, teşekkür ederim. Efendim. Orhan Hocam, bir post-humanizm diye bir kavram ortaya çıkmış. Post-humanizm. Yani insan sonrası. İnsan olamayanların kavramı diye de söylemler var. Bunu açıklayabilir. Bu konuda çok bilgi olduğunu söyleyemem. Yalnız benim tartıştığım konu humanizm. Bunu ben de şöyle kullandım. Adı post humanizm olur mu bilmiyorum. Yeni bir humanizmin gerekliliği diye sanıyorum. Yani humanizm düşüncesini. Ben bunu şuna dayanarak da savundum ve bugün de hala demokrasi falan derken o düşüncedeyim. Türkiye gerçekten bir kavşak noktasında bilinir. Yani hem tarihsel olarak hem de şimdi önemli bir yerde.
Batı ile buluşmasını da çok önemsiyorum gerçekten. Yani Tanzimat öncesinden ne bileyim Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreç ve sonrası Batı ile buluşması, Batı düşüncesine yönelmesini çok önemli buluyorum. Bak şimdi görev yani kavramları Batı'ya uyarlamak değil. Yapış kes yapıştır değil. Sen burada nasıl bir düşünce ortamı yaratacaksın? Mesela çok güzel bir demokrasi, çok güzel bir yönetim biçimi, çok güzel bir eğitim anlayışı yerleştirirsek biz, bizden Çin'e kadar olan bölgelere etkileyebiliriz. Yani düşünüş böyle ilerlemesi, ben bunu düşünüyorum. Yani yeni bir hümanizmin gerekliliği diyorsam bu böyle ama post-hümanizmden neyi anlamak istiyorum bilmiyorum ben. Okumadım şeyi. Ruh ve beden ikiliğini ortadan kaldırmak gerektiğini, böylece yeni varoluş biçimlerini keşfetmeye yönelebileceklerini ileri sürüyorlarmış postmodernistler. Çok mantıklı bulduğunu söyleyemem yani. Çok bir anlama karıştırdı sadece. Yapay zekayla ilgili. Evet, doğru. Biraz kafa karıştırıcı. Evet. Yapay zekayla olan... Yapay zekayla, evet. İlişkisi var. Hocam, ben bir kitaptan alıntı yaparak geçiyorum. Böyle... Cumhuriyet Hümanizm Algısı adlı kitaptan. Cumhuriyet Hümanizm Algısı adlı kitaptan. Biraz kavramın temeline etimolojik olarak değiniliyor ve tarihsel süreçte etime getiriyor. Hümanizma kavramını Latin diline kazandıran Romalı yazar Cicero olmuştur. Cicero, Hümanitos kelimesini insan ülkesi olan anlamında kullanır. Cicero, insanlık ülküsüne ulaşmak için insanlık öğrenimi kavramını kullanmış. Düşüncelerinin oluşumunda Yunan eğitim sistemi Heidegger'dan etkilenmiştir. Cicero, eğitim sisteminin taşıyıcısı olarak insan olmanın koşulunu şu biçimde ifade eder. Hepimize insan deniyor, ancak sadece insansal bilimler aracılığıyla uygarlaşmış olanlarımız insandır. Yunan eğitim sistemi anlayışında da olduğu gibi Cicero'da da hümanizm ile ifade edilen insanı yetkinleştirecek bir eğitim ideali ve yöntemidir. Size göre eğitim ile hümanizm arasında nasıl bir ilişki vardır? Türkiye'deki mevcut eğitim anlayışı öğrencilerin hümanizmi anlamasında yeterli midir? Bunun için eğitimde neler değiştirilmelidir? Şimdi tabii bundan şunu anlıyorum eğitim alanı derken evrensel değerleri anlıyorum. Bütün insanlığa ait olabilecek eğitim, hümanizma falan derken eğitimde kullanılıyor. Evrensel değerler var. Mesela ben derslerimde hep bundan yararlanmaya çalıştım. Evrensel değerleri öne çıkarmaya çalıştım. Küçük, ondan sonra mevsimsel ya da o anlık düşünce, bir politik düşünceye giydirme falan biçiminde değil, evrensel olabilecek şeyler. Mesela aklıma şey geliyor, Mevlana'nın derste de kullandığım için Bilge Kayıkçısı geliyor. Bilge Kayıkçı hikayesi ilginç. Efendim bir tane dil bilgini boğazı karşıdan karşıya geçmek istiyor. Kayığa biniyor, kayıkla gidecek. İşte bu biniyor kayığa. Biraz kımıldadıktan sonra kayıkçı arkadaki bilgin böbürlenerek diyor. Diyor ki kayıkçı diyor sen nahirden anlar mısın diyor. Nahir dil bilgisi, gramer. Anlar mısın diyor. Efendim ben ne anladım kayıkçı diyor. Ben kayıkçıyım. Karşıya karşı yolcu taşıyım demişim bu falan diyor. Tabii biraz ilerliyor ülkesi. Bir rüzgar esiyor, dalgalar kıpırdamaya başlıyor. Birden rüzgarı seziyor kayıkçı, rüzgarın huyunu biliyor. Düşündükleri başına gelmesin diye kaygılanıyor. Biraz verdikçe dalgalar yükseliyor. Biraz verdikçe dalgalar yükseliyor. Artık bakıyor ki olacak gibi değil. Yani tehlike var. Arkasına dönüp soruyor, efendim diyor, yüzebilir misiniz diyor. Tabii bu bilgi diyor ki, yok kayıkçı ben hiç yüzmedim diyor, yüzebilmiyorum. Diyor ki, ya diyor, nahir bileceğinize keşke diyor biraz yüzme bilseydiniz, şimdi bütün ömrünüz boşa gidecek. Şimdi bu tür evrensel içerik dedim, bütün insanları kucaklayacak bir olaydır bu. Yani eğitimin yapılanması böyle bir şey olması gerekir diye düşünüyorum. Artık insancılığı, insanlığı orada aramak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa şey değil yani, kavramsal olarak humanizm dönemi orada ama çok yararlanacağımız şeyler olabilir. Biz insan oradaki tanımların da dışına çıkarak, onu geliştirerek, ekleyerek daha farklı şeyler de yükleyebiliriz. Ama benim iddiam,
Yani o gün de bugünü yamayarak bak bu böyledir diye illa yanlış bir tanım da ilerlemek sıkıntısı. O olmamalı gerçekten. Evet. Teşekkür ederim soru için. Efendim başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Bir kısa seramımız var. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hocamıza da bu güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Hocam şöyle anlatayım. Ya Sayın Başkan Bey. Sizden öğrendik. Var. Teşekkür ederim. Evet. Değerli eşinizle teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Dışarıya çıktı yani. O zaman size veriyoruz. Ben de teşekkür ederim. Saat korkuyla bir soru var. Geldi. İlanımız geldi. Kendin sunabilirsin. Evet, çok teşekkür ederim.